Sizin için oyun oynayacağız, test edeceğiz. Oyun konuşacağız, ne yapacağız o kadar? Sonradan hem oynuyorum hem de takip ediyorum. Cloud sakatlandı. Belli bir dönem oynuyorum. Nasıl parmağım çıktı? Aaa falan diyor. 5 random Koreli bizimkileri perişan oldu. Bunu basından saklamışlardı. Söylüyorum, rezil oldunuz. Hoş geldiniz. Bugün Murat abiyle beraber ne yapacağız Murat abi? Oyunlar. Hoş geldiniz mi? Sen hoş geldin İpek. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani ailemizin yeni ferdi İpek ve Endgamer'da oyun konuşacağız. Ne yapacağız o kadar? Oyunlar. Ne var ne yok? Sohbet, muhabbet. Geçtiğimiz evet. Haftalarda beraber oynamaya çalışacağız. Öyle diyorum. Çünkü ben sana biraz ayak uydurmak için antrenman yapmam abi, lazım. Çünkü konularımız farklı değil mi? Abi eşit olabileceğimiz oyunlar oynarız ya. Ben öyle planlıyorum. İnşallah vardır öyle oyunlar. Var var olmaz. Sizin için oyun oynayacağız, test edeceğiz, haberleri paylaşacağız, keyifli zaman geçirmeye çalışacağız. Aynen öyle. Peki, o zaman senin uzman olduğun konulardan başlayalım. Bence sen e-spora yatkın olan oyunları hem oynuyorsun, hem yayınını yapıyorsun, hem de Türk sporcu diyoruz artık değil mi? Türk sporcuları takip ediyorsun. Evet. Yani ben direkt FPS'çiyim. Yani çok seviyorum FPS oyunlarını. Hem oynuyorum hem dediğin gibi takip ediyorum. Çünkü o haberleri zaman bir çok şey heyecanlı. Söyleyeceğim. Şimdi biz 101 gibi kabul et bunu. Hani yani şimdi first person shooter'ın kısaltılmışı. Yani bakış açısı birinci şahıstan oynanan oyunlar. Daha çok savaş üzerine oyunlar. Hani hiç oynamayan bunlar ne anlatıyor diyen olabilir oyun için. Tabii, ama tabii siz uzman oyuncuları da sıkmamaya çalışacağız bu konuda ama mesela benim çok noob sorularım olacak. Abi, mesela biz hangi oyunda çok iyiyiz? Mesela Türk oyuncular şu oyunu iyi oynuyor diyebilir misin? Mesela ben yıllardır World of Warcraft oynuyorum. Tabii her şeyi oynamaya çalışıyorum ama mesela Warcraft'ta fena değiliz. World of Warcraft'ta PvP kısmında iyiyiz ama mesela PvE hani yarışlar oluyor ya yeni gelen bir raid oluyor. Kim bitirecek? Şimdi haftaya başlıyor o yarış yine. Yeni bir patch geldi. Biraz sonra bahsederiz Warcraft'tan. Mesela orada Türk guildları pek şey olmuyor. Organize olamıyor. Yani sayı arttıkça sanki biz organize olamıyoruz gibi bir durum var ama mesela 5'e 5, 3'e 3 2'ye 2 PvP'de sanki daha başarılıyız. Ne dersin? Bence biz FPS'te gerçekten iyiyiz. Yani şöyle eğim olarak çok... Korelilerden iyi miyiz? Abi Koreliler bütün oyunlar beni böyle zorlamayan onlar bütün oyunlarda çok iyiler ya. Ama gerçekten eğim olarak çok üstün başarılı bir eğimimiz var. Ama dediğin gibi sanki kalabalıklaştıkça ya da böyle organize olmamız gerektiğinde sıkıntılar neden yaşıyoruz. Neden oluyor söyleyeyim mi? Mesela bu Warcraft'tan örnek vereyim. Bir guild kurmuştuk. Ya, uluslararası oyun, yani bir oyun sonuçta herkesin bildiği gibi İngilizler var. İşte Almanlar falan var. İlk yıllı vanilla zamanları yani. Bir guild kurduk. Guild lideri de benim. Fazlasıyla Türk oyuncu tabii topladık. Bir süre sonra raid yaparken şöyle oluyor. Tabii o zaman bu kadar kolay değildi raid yapmak. Yani hem teknoloji kavga, olarak yani şey yoktu düşünsene. Intercom tabii şu an çok rahat. Ben makrolar yazıyordum sırf şey verebilmek için, komut verebilmek için. Mesela şöyle şeyler oluyordu. Atıyorum mesela Murat sen işte şu abi niye ben orada duruyorum? Niye Ahmet durmuyor falan. Abi bizde işte öyle durumlar var. Organize olma konusunda otoriteye karşı bir şeyimiz var. Yani direkt toplu şey toplu birlikte veriyorum. Bir şeye yürüme içgüdümüz yok. İngilizce diyorsun ki sen şunu 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 yap, sen interrupt et. Adam makine gibi yapıyor mesela çocuk. Abi bizde o hiç yok gerçekten. Bir de bu tarz oyunlar şey aslında bir tane lider. Yani bu FPS oyunları da öyle. Valorant, CS:GO hepsi aynı tip. PUBG'yi ama işte 5'e 6, 7 onları organize etmek kolay. Yani 40 işte sana kolay sonra geliyor daha böyle. 40 kişiyi bir de organize etmeye çalış. Yani o facia çok oluyor. Çok zor. Yani bu 5 kişilik oynanan oyunlarda bile anlattığın şey çok geçerli. Yani bir kişinin aslında bir IGL oluyor, bir lider oluyor. Oyunu yönlendiren ama aslında onu takip etmek bile bize sanki zor geliyor. Hatta sen bir Valorant oyna, herkese Valorant'ın ana hatlarını anlat bence.
Valorant nedir, ne değil, nasıl oynanmaz falan diye. Estağfurullah. Güzel olur, estağfurullah. Keyifli olur. Valorant 101. Valorant'ı şöyle kabaca anlatmak gerekirse 5'er kişiden oluşan 2 tane takım var. Biri saldırı, biri savunma rolü üstleniyor. Öncelikle maçlar bir ajan seçim ekranıyla başlıyor. Herkes kendi ajanını seçtikten sonra oyun başlıyor. Maçlar toplam 2 devre 25 round'dan oluşuyor. Devre arasında da saldıranlar savunma tarafına, savunmalar da saldırı tarafına geçiyor. Yani takımlar yer değiştiriyorlar. 13 round'u kazanan maçı kazanmış oluyor. Her round 30 saniyelik bir satın alma süreciyle başlıyor. Bu süreçte de silah alıyorsunuz, zırh alıyorsunuz, yetenek alıyorsunuz. Başladıktan sonra da saldıran taraf spike adı verilen bir cihazı hedefe yerleştirmeye çalışıyor. Savunanlar da buna engel olmaya çalışıyorlar. Maç formatı ve oyun mekanikleri genel olarak CSGO'ya benziyor ama Overwatch'tan da böyle bir esinlenme var. Çünkü Overwatch'taki gibi karakterlerin skill'leri var. Her karakter birbirinden farklı. Duruma göre bir oyun kurman gerekiyor. İşte haritaya göre, takım arkadaşlarına göre, kurmak istediğin oyuna göre bir takım kurman ve skill'lere dikkat etmen gerekiyor. Oyunda seçebileceğiniz farklı yeteneklere sahip 18 ajan ve 7 tane harita var. Benim kızlarım da Valorant denediler ama onlar biraz daha Overwatch'a kaydılar. Ama özellikle büyük kızım onu o leaderboard'da oynuyor. Yani sabah 5'te kalkıyor bazen. Dünya şampiyonası maçı seyrediyor. Tabii saat farkı oluyor ya. İşte bilmem London, atıyorum takımın ismini, kusura bakma. London Dragons Şangay bilmem ne maçı var baba falan diyor. Hani biz NBA'ye abi kalkıyoruz çok ya. Çok keyifli ama aynı NBA maçı ya diyorum, Lakers Clippers var, yok diyor, Dragons bilmem ne maçı var, onu seyredeceğim. Abi sen bir de onun şey versiyonunu gör. Türk takımı oynadığı zaman hepimiz deliriyoruz yani. Yani izleyici artık öyle olacak. Yani e-spor bence biraz daha o konulara gelecek. Peki haberler ver o zaman, bizim çocuklar ne yapıyor, ne ediyor, nerede turnuva var? Sen CSGO oynadın mı? Sana önce onu sormak çok, istiyorum ben. Çok şey seviyede. Yani ben... Başlangıç 101 seviyesinde mi? Yani o oyunlar tabii şöyle düşün. Bizim oyunları oynadığımız yani Doom'da falan kaldım ben first person shooter'da. Anlatabiliyor muyum? Yani çok aksiyon, çok fazla hareket. Biraz belli bir yaştan sonra adamı yoruyor. Abi. Hani ben biraz daha strateji, biraz daha planlama, biraz daha organizasyon, oralarda daha mutlu oluyorum ama tabii ki oynadım. Bizimkiler Overwatch oynarken biraz daha anladım. Bir kere haritayı çok iyi bilmek lazım. Evet. Silahını, ne bileyim işte karakterini, Overwatch'ta biraz daha hero'ya, biraz daha champion'a aslında bağlı. Aslında Overwatch CS:GO'ya göre daha karmaşık bir oyun. Evet, yani daha, işte değil mi? Skill'ler var, karakterler var, komboları var, değil mi? Beraber çalışmaları. Yani Valorant'a biraz daha yakın, CS daha basic kalıyor. League of Legends'ta ne durumdayız? Ben League of Legends'ın sesi olarak... League of Legends'ta da böyle hani şey, güçlü takımlarımız var. En azından temsilcilerimizin olduğu takımlar var. Dolayısıyla onların da başarılarını görüyoruz yani. Ama CSGO'da şu sıra, şu yakın tarihte maçlarını da izledim. IEM Katowice vardı. Bu böyle çok geleneksel bir turnuva. Hı hı. Ve herkesin heyecanla takip ettiği. Major büyüklüğünde değil yani, çok büyük bir turnuva aslında ama major kategorisine girmiyor. $1 milyon ödülü vardı abi. Major'ın ödülü ne, onu söyler misin? Onu artık hiç tahayyül edip 2022'de çocuklar, hiç düşünemiyorum. Çocuklar ben bırakıyorum, kariyeri değiştiriyorum. Ali Hunter burada kesiyoruz. Biraz önce Korelilerden bahsettin ya. Benim şimdi bu kadar büyük bir ülke ve son zamanlarda artık mesela bizim internet üzerinden oynadığımız oyunlarda şöyle şeyler oluyordu. Zamanında mesela Warcraft, World of Warcraft'ta PvP yaparken 800 MS ile 900 MS ile oynuyorduk. Hah, tamam indirdim diyorsun. Abi, bir bakıyorsun bir şey diyeceğim. Öyle yıllar geçti. Yani 400 MS'i falan görünce yürüyemiyorsun falan. Çok iyi falan diyorduk yani, sarı marı. Çünkü mesela 400'den sonra kızarıyordu şey MS. Yeşile hiç inmiyorduk yani. Öyle PvP yapıyorduk. Şimdi öyle değil ki. Mesela ben en fazla 60 MS görünce bugün bir çok fena galiba falan diyorum. Tabii 60-70'i görünce diyoruz ki oynanmaz bugün oyun, başka gün düşün, oynayalım biz falan. Biz öyle oynuyorduk. Bu arada çok enteresan bir şey anlatayım. Güney Kore'de, Seul'de bir League of Legends Dünya Şampiyonası'na gittik beraber. Hasan Çolakoğlu o zaman Türkiye ofisinin başındaydı. Israrla beni götürmüştü tabii, yani işte çok yakın arkadaşım ayrıca. Orada bizim League of Legends Türkiye ekibi, ki hepsi iyi oyuncular. Ben League of Legends çok oynayan biri değilim, anladığımdan değil. Bir internet kafeye gidip lokal oyuncularla oynamaya karar verdiler. Yani bunlar A'dan Z'ye bitirmiş çocuklar bizim ekip.
İşte ekip olarak oturdular. İşte Kore sunucularından şey bekliyorlar. Tabii sunucudan rakip beklerken 5 tane random Koreli geliyor. Bunlar yan yana oturuyor bizimkiler. Ben de işte bu arada internet kafede şey gibi böyle lordlar kamerası gibi yap. Her neyse perişan oldular ya. 5 random Koreli bizimkileri perişan oldu. Bunu basından saklamışlardı yıllarca. Söylüyorum, rezil oldunuz. Abi inanılmaz oynuyorlar ama Koreliler gerçekten. Yani benim izlediğim bütün rekabetçi oyunlarda adamlar çok üstün. Ben ama bu Katowice'den sana bir tane şey söyleyeyim. Monesi diye inanılmaz bir oyuncu çıktı. 16 yaşında. Türk mü? Türk değil. Ha. Yok hayır. Keşke. Şimdi lakaplar değişik olabilir. Mesela senin oyun şeyin benimki mi? Teta. Tabii canım alakası da oradan yani milliyetini benimki babuş. Babuş nereden çıktı? Çünkü kızlar bana babuş dediği için benim karakterler hep babuş oluyor. Abi bu Monesi 600 bin dolar bonservisle transfer oldu. Yani inanılmaz da rakamlar dönüyor turnuvalarda. Evet çok hakikaten akıl alır gibi değil. Ama tabii sponsorların ilgisi de bunu bu noktaya getiriyor. Sana şeyden bahsedeyim. Eternal Fire'ı biliyor musun? Yine bu CSGO takımı ama tam ne takımı biliyor musun? Biz Türkler şey deriz ya, bir tane takım çıkaralım. Dream Team olsun. Hani en sevdiğimiz en oyuncuları, oyuncular. En iyi oyuncuları bizim ülkemizden bir araya getirelim. Ve hani bir başarıya imzalasınlar. O takım bu takım bu hayallerle yola çıkmış bir takım. Ne oldu? Yani şu anda aslında kötü gitmiyorlar ama oyuncularından biri X-Flout sakatlandı. Belli bir dönem oynayamadılar. Nasıl? Parmağı mı çıktı? Abi koluyla ilgili bir... Gerçekten öyle ama bir nevi oynayamadılar. Falan yani, yani o sırada doktor giriyor mu diyor bir saniye klavyeyi çekelim falan. Bilmiyorum ayrı soruyorum bunlar noob sorular ama da doğru söylüyorsun, şaka yapıyorum. Kolla alakalı bir sakatlık. Yani genelde bu oyunlarda kafadan sakatlanır insan diye düşünüyorum. Yani sonuçta iyi gaming. Sürekli oynamak gerçekten çok evet, yorucu. Bu kadar tekrarları, bu kadar saat yoğunlaşma falan bunlar çok sağlıklı gelmiyor işin doğrusu. Çok da zor. Kolay da değil yani. Yok, çok... Bir de zaten o yüzden bitiyor değil mi? 20 yaşına gelince kariyer bitiyor onlarda. Tabii yani çok genç bitiyor. Yani 30 yaşında da e-spor oyuncusu var ama yavaştan hani çekilmeye başlıyorlar 30 yaşında. Koçluk, başka pozisyonlara, belki antrenörlük gibi pozisyonlara çekiliyorlar genelde. Çok güzel oyunlar çıktı. Çok güzel oyunlar çıkacak 2022'nin içerisinde. Elden Ring'le başlayalım mı? Sezon mükemmel şu anda. Evet, oyun çok güzel. Için. Bu arada tankım öldü de Dungeon Survival'da. Kalbin kırıktır seni şimdi yani. Bütün, yani yedeğim de yoktu. Dungeon Survival. Ondan sonra bahsederiz. Elden Ring. Abi Metacritic'te 97 puan almış. Benim yani çok aslında ilgimi çekmez çünkü herkesin kendi bakış açısı sadece var oyunlara. Sadece Metacritic değil ki yani. Genel bütün... puanlaması çok yüksek, muazzam. Aynen öyle. Ya şimdi bir kere çok uzun süredir bekliyoruz oyunu. Tabii. Bu Miyazaki dahi yani adam. İnanılmaz yani, bir adam. Ekibi de mükemmel. Bir kere bir janra yarattılar. İşte Dark Soul'la başlayan sonra Bloodborne muydu? Öbür oyunu oynamadım. Evet. Bir Souls-like çıktı yani. İnanılmaz bir iş yaptılar. Bir de işin içine George R.R. Martin'i soktular burada biliyorsun. Gerçi direkt o yazmadı ama bütün karakter dizaynlarından, backstory'lerinden, o dünyanın, o evrenin hikayesinden, yaratıkların çıkış noktasına kadar ondan yararlandılar. Yani George R.R. Martin'i herkese anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama tabii biz biraz 101 yaptığımız için söyleyeyim. Game of Thrones'un yaratıcısı, yazarı. Kitapları okumayanlar dizileri seyretmiştir. Muazzam bir adam ama ona hala kızgınım çünkü kitaplar 6 ve 7. kitabı yıllardır bekliyoruz tembellik yapıyorsun. Abi her ama neyse. Yani tembellik yapmamış inanılmaz bir oyun çıkarmışlar. Evet. Yani açık dünyası o kadar keyifli ki. Şunu ben okuduklarımdan söylüyorum. Tabii ki açıp George ne diyorsun falan diye konuşmadım ama. Yok ama. Genelde Miyazaki ve ekibinin onun temelleri üzerine kurduğu bir şey. Yani mesela sormuşlar ne diyorsun oyunun ilk kritiklerine ilk çıktıktan sonra diye. George R.R. Martin demiş ki hepsi kulağıma müzik gibi geliyor demiş. Çünkü neden söyleyeyim? Çünkü Game of Thrones'un son bölümleri orada da mesela o yazmadı aslında
6. ve 7. sezonu yapımcılar Star Wars üçlemesini aldıkları için yeni üçlemeyi hemen salladılar maalesef. Çok da tartışma oldu zaten. Sıkıştırdılar. Olsun bu olsun ondan çok eleştirildi. Çok, evet, çok eleştirildi. Şimdi biraz mutlu olmuş. Çok keyiflenmiş bu işten. Ama asıl olay bence George R.R. Martin'den önce Miyazaki ve Miyazaki'nin ekibi. Yani tabii biraz oyun zor, onu söyleyeyim. Abi, herkesin oynayabileceğini düşünmüyorum. Onların bütün oyunları zor ama ve şey diyorlar, hani bizim imzamız bu, bizim oyunlar oynaması zor. Yani 100 kere, 200 kere öleceksin ama çok keyifli oyunlar yani. Yani oyun özellikle daha önceki oyunları, mesela Dark Souls'u oynayanlar için söyleyeyim. Mesela Dark Souls 3'ü open world'e koymuş gibi düşünün. Ve hakikaten devasa bir dünya. İnanılmaz klaslar var. Belki detaylandırırız sonra. Hani başlamak için hangi klas, başlamak için hangi özellik. Bir de şey, inanılmaz güzel açık dünyada bence. Şimdi main görevleri koymuşlar adamlar, yönlendiriyorlar. Ama onun dışında gözün alabildiği her yerde bir şey var. Her yerde boss var. Hepsi unique. Böyle zaten farklı farklı. İlk 20 saat her şey yeni yani. Biraz önce konuştuk ya, yani bu günlerden sonra, Commodore günlerinden sonra teknoloji o kadar ilerledi ki, yani biraz sonra Horizon Forbidden West'ten de bahsedeceğiz. Yani o açık dünyada zaten bir tane quest'e bağlı kalmak imkansız. O kadar çekici ki her şey. Şu anda tam olarak mükemmel de değil. Tabii, her ilk çıkan oyun için. Mesela PC'de controller'la ilgili problem var. Birçok controller'ı FPS tanımıyor. Bir. Yani benim mesela 3090'ım var, RTX, Nvidia'nın. Yani high-end bir şeyim var, işte monitörümden işlemcime kadar. O bile bazı... Zaten çok yüksek bir sistem istiyor ama olanlarda evet, olanlarda bile sıkıntı var, bir patch bekliyor. Geldi mi bilmiyorum, bir süredir oynamıyorum. Abi PlayStation'da da sorunlar var. PlayStation'da değil mi? Save şeyi yok. Yani ben PlayStation tabii almadım çünkü... Yani sonuçta malum. Malum. Biri 500, biri 600 lira falan bir tercih yapmak zorundasın. PlayStation fiyatı 600-599, PC 499. İyi bir sistemim olduğu için PC'nin doğrusu 100 lira 100 liradır. Bir tabii de PC'nin öyle başındayız diye onu tercih ettim ama ikisinde de bazı problemler var ama her şeye rağmen değer arkadaşlar. Her yani paranız varsa, kumbaraya attığınız, biriktirdiğiniz, oyuncuysanız, anneyi babayı kandırabiliyorsanız bu oyun o oyun. Ama herkese göre değil. Bir, zor. İkincisi, bir yaş sınırı var oyunda zaten sanıyorum. O zaman sen deneyimlerini görsel ben paylaş. Ben birazcık deneyimlerimden bahsedeyim. Oyunumuz bildiğiniz gibi açık dünya roleplay oyunu. O yüzden karakter seçmeyle başlıyoruz. Bir sürü karakter var. Yakın mesafede mi oynamak istiyorsunuz? Büyü gücünüz mü yüksek olsun istiyorsunuz? Özelliklere bakarak karar verebilirsiniz. Ama gameplay sırasında da bu zaten karakter geliştirirken de kendi kendine oturan bir şey. Oyun bu şekilde başlıyor. İsterseniz bu arada oyuncuların ipuçlarından da yola çıkarak ondan da faydalanarak ilerleyebilirsiniz. Önce zaten bir dünyaya bakayım, ne var ne yok, bir haritayı keşfedeyim diye küçük bir tur atıyorsunuz. Sonra önünüze bir boss çıkıyor. Diyorsunuz ki bunu bir dövmeyi deneyeyim. Dövemiyorsunuz tabii ki. Ondan bir güzel dayak yedikten sonra asıl oyun başlıyor. Güzelce bir dövülüp ayılıp bayıldıktan sonra oyun sizi bu alıştırmak amaçlı, antrenman amaçlı birkaç tane düşmanla karşılaştırıyor. O kısımları geçerseniz aksiyon şeması var bu arada solda. Klasik bir Dark Souls şeması. Ondan da faydalanarak oyuna biraz alışmaya çalışıyorsunuz. Grafiklerini zaten anlatmaya gerek yok ve haritada gerçekten gözünüz zaten sık sık durup bakıyorsunuz etrafa. Haritada gözün alabildiği her yerde yapılacak bir görev, yapılacak bir iş var. Sadece ana görev var. Sadece oyun size ana görevi veriyor. Tamamen keşif duygusuna dayalı bir oyun oluşturmuşlar. Burada gördüğünüz bu ışık da zaten ana görevin yönünü gösteriyor. Laylaylom, yürüdüğünüz her yerden bir şey çıkıyor. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bir mağaraya böyle gireyim, burada ne olabilir ki diyorsun. İçinden boss çıkıyor ve hani daha önce görmediğim bir boss. Bossların çoğu unique. Düşmanların çoğu birbirinden farklı. Hepsinin böyle öldürülme şekli falan da değişik. İlk 20 saat 30 saat gerçekten çok farklı tecrübelerle karşılaşma şansınız yüksek. Ben özellikle fast travel'ı ve az kullanma olayını çok sevdim. Çünkü sık sık ölüyorsunuz ama mesela bir boss'u kesemediniz ya da bir yere gitmek istiyorsunuz. İki türlü de çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Bu tarz oyunlara özellikle alışkın değilseniz boss'lar gerçekten zorlayabilir. Bir noktada da karakteri mutlaka kasmak ve level atlatmak gerekiyor. Ama oyunun güzelliği şu, normalde bu tarz oyunlarda böyle aynı işi yaparak, sürekli sıkılarak aslında karakter geliştiriyorsun. Ama bu oyunu onu çok güzelleştirmişler. Çok fazla yere giderek, çok fazla yeri keşfederek sıkılmadan karakteri geliştirebiliyorsun.
genel hatlarıyla gerçekten oynaması çok keyifli. Tabii delirmeden oynayabilirsiniz. Vallahi ben senin kadar zaman bulamadım işin doğrusu. Çünkü mutlaka. Dedim ya sezon acayip. İşte Lost Ark geldi, World of Warcraft, Shadowlands'e yeni patch geldi. İşte Elden Ring çıktı, Horizon Forbidden West. Mükemmel bir sezon yaşıyoruz. Genelde bu Christmas, Noel zamanı olur bu kadar yoğun. Fazla. Ama işte bu... 2022 çok iyi geldi ya. Ama işte oyun anlamında. Herkes evde oyun yaptığı için 2 senedir malum Covid sebebiyle biraz o tarihler değişti. Genelde bu tarihler biraz daha az yoğunlukla sakin geçer. Abi bütün ama oyunlar ertelendi atladı. Zaten. Ertelendi bir anda patladılar. Atladılar. Hepsi. Aynen öyle. Yani senin kadar detaylı oynayamadım. Çünkü Warcraft'ta şimdi Shadowlands paketinin son raid'i geldi. Yeni harita geldi. Zeret Mortis diye. Orada biraz farming durumundayız. Ailece. O modu biliyorum. Ailece. mesela şöyle şeyler oluyor. Eve geliyor. Hemen diyorum ki Rare'ları kes. Koşman lazım. Annesi diyor ki ödevi yok mu bu kızım falan filan. Ödev sonra yani abi evde böyle. Abi sizin aile birçok çocuğun hayali olabilir. Bu arada bak Horizon West'te bir benzerlik kurdum. Orada da mesela bir quest'e bağlı kalmam mümkün değil. Bir kere hakikaten grafikler artık akıl almaz. Abi grafikler bu makineler nereye gidecek yani bilmiyorum. Gerçekten açık dünyası yine çok keyifli. Dediğin gibi yine tek bir zaten tek bir quest'e bağlı kalmak imkansız. Yani o kadar geniş bir alan ve hepsine bir şeyler koymuşlar. Hikayesi de çok keyifli. Forbidden West'in. Evet. Yani ilkinden sonra hani bunun gelmesi yine hikaye biraz devam ediyor bu arada. Biraz şey yapmışlar tabii. Tabii ben çok ilerleyemediğim için yine söyleyeyim. Aloy. Ya o da ben şimdi iki kız çocuğu babası olarak onu da büyüttük. Onu da büyüttük biliyorsun ilk oyunda. Yalnız bu oyunda da sanıyorum ilk oyunu oynamayanlar için hep geriden başlatmış. Yani hikayenin biraz gerisinden İpucu, alıyor. Yani evet. İlk oyunun 1-2 saati biraz ilk oyunla bağlantılı. Yani evet. Nerede bu yeni yer? Nerede bu West? Nerede derken o abi sonra başlıyor. Abi sıkıcılık ilk saatlerinde yani buna rağmen hiçbir şekilde sıkıcılık yok. Çünkü yine bosslar falan o kadar farklı ki hepsini kesmek. Ya bana ilk hikayede şey çok enteresan gelmiş. İlk izlediğim zaman yani bu makinalar var ama insanlar çok ilkel ne oluyor? Yani hani ne evet. alakası var? Bambaşka nasıl bir evrende geçiyor bu? Muazzam bir bak çok kilit kelime o. Çok unik bir evren. Evet çok şimdi unik, klişe çok gelebilir. Güzel bir hikaye yani. Hikaye ve şey klişe gelebilir. Hani bir post apokaliptik bir dünya var. İnsanlık yine yeniden başlamış ama makinalar üstün. Yani buna benzer paralellikle bir çözene ama kadar bu, ama çok keyifli abi, yine muazzam de. Bir hikaye anlatır. Bu arada ben sana şeyi soracağım. Şimdi iki kız çocuğu, oyuncu babasıyım ama aramızda bir boş jenerasyon var. O jenerasyonda da ben sen mi? Varsın İpek. Yani mesela bizim ilk büyük kahramanımız, kadın kahramanımız, dişi kahramanımız Lara Croft'tu. Anlatabiliyor muyum? Yani Lara Croft oyun dünyasına bomba gibi düşmüş. Abi bu arada benim de ilk oynadığım oyunlardan Lara Croft. Ben de çok severim yani. Benim de hayran olduğum karakterlerden. Artık kadın hero, kadın kahraman sanki daha önde. Evet, ne hissediyorsun bu konuda? Benim kızlara çok bir şey hissettirmiyor. Çünkü onlar bu işin içine doğdukları için. Abi ben de değişimi şöyle bir şey sen vardı. Yani hem değişim yaşadım hem de çocukken oynadığım oyunlarda da mesela şey arayışı varmış demek ki. Kadın karakterleri seçiyordum ben. Mesela genelde. Dövüş oyunlarında vardır. Dövüş biraz oyunlarında orada cinselliği biraz sömüren oyunlar da oldu. Yani ben evet. Şimdi günümüz dünyasında öyle değil. Yani Aloy öyle abi, değil mesela. Öyle değil diyemiyorum. Yani hala var oyunlar tabii, evet var ama Aloy'da yok ama mesela. Aloy'da hiç yok. Mesela. Yani bu oyun özelinde hiç öyle bir sıkıntı yok bence. Ya o çok keyifli oluyor. Bir kadın oyuncu olarak o kadar hoşuna gidiyor ki daha böyle benimseyebiliyorsun. Gerçekten güzel bir noktaya değindin yani. Peki ne düşünüyorsun Lara Croft rolüne? Hangisi daha iyi oldu? Şimdi bu Alicia Vikander tabii en son muazzam çalışmış. Daha karakter oyuncusu gibiydi. Ama ben çok oturttum doğrusu. Tabii ilk şeyimiz Angelina Jolie. Yani abi ben Angelina Jolie'yi daha çok oturtamamıştım yani. Öyle mi diyorsun? Evet ben çok sevemedim onu. Bana o şeyi vibe vermedi yani. Ki o daha action oyuncusu.
Öyle enteresan. Ama o şey oluyor galiba, hani onu hep böyle farklı rollere daha çok yakıştırıyorum. Hmm. O rolde o kadar benim sevmemiştim. Ben mesela Salt vardı, Salt'ta sevmiştim onu. Evet, Salt'ta ama ben de sevmiştim. Ama tabii bizim seçeneğimiz yoktu ki yani. Tomb Raider çıktı, sinemalara koştuk. İyi gidi günler. Tabii canım. Şimdi ama Vikander'i de ben çok beğendim. Evet, ben Angelina Jolie ile Vikander arasında senin gibi net bir karar veremedim ama. Tabii buna benzer bir şey de Vizyon'da hala sanıyorum. Uncharted çok güzel bir oyundu. Evet. Yani Tomb Raider'ın yolundan giden çok başarılı. Çok yani keyifli. Deneyen yapamayan çok oyun oldu ama Uncharted başardı. Bilmiyorum, katılıyor musun? Orada da film, şimdi tabii sinema severler veya Uncharted'la tanışık olmayanlar çok vasat bir action movie olarak görebilir. Sen genel olarak şeyi nasıl görüyorsun? Mesela oyunların sinemaya aktarılması çok konsepti. Çok mutlu oluyorum. Çok güzel, çok değil seviyorum. Mi? Mesela Witcher da falan da aktardılar. Yani o gerçi şey oldu şimdi, oyundan Witcher izleyen mükemmeldi. Çok güzeldi. Bence ama Warcraft kıyaslıyorlar da sürekli. Bence Warcraft ne gerek var? Biz yani ben mesela ruhuma eziyet eden hiçbir şeyi sevmem. Öyle söyleyeyim. Yani beni mutlu eden, keyiflendiren. Yani mısırımı alıp seyredip 2 saat dünyanın dertlerinden, savaştan, abi, hastalıktan kopuyorsam mutlu oluyorum. Onun için Uncharted'da da mutlu oldum. Ekibe baksana. Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas. 3 jenerasyon mükemmel aksiyon aktörleri. Filmin hikayesi oyunla Drake'le bağlantılı. Eğlenceli. Ben çok beğendim. Seyrettin mi bilmiyorum. Abi henüz seyretmedim de Tom Holland'ı her yerde görüyorum. O da aslında benim mutlu bir Spider-Man'den Uncharted'a. O yeni action movie star yani. Evet, işte. Çok da başarılı. Batman gelecek. Batman'le aran nasıl? Ha, Batman benim yine çok sevdiğim karakterlerden. Ama benim için... Tanıtımı gördün mü? Tanıtımı gördüm. Abi tanıtımda Robert Pattinson'ı çok merak ediyorum. O da çok iyi oyuncu. Kesin. O role bence tanıtımda yakışmış. Hani o film içine de görmek isterim ama. Abi ama benim favorim Christian Bale ya. Ben bak, çok seviyorum bravo. Onu. Biraz önce sordum ya, Jolie mi, Vikander mi diye. Senin Batman karakterin hangisi diyecektim. Ben de mesela... Abi, Christian Bale kesin. Yani orada çok emin değilim. Ben çünkü sen eski... mesela I'm Batman'in çıkışı Bale değildir biliyorsun. Evet, evet tabii. Yani birazcık Michael Keaton... Batman şeyinde, aleminde bir numaradır. Yani ben Bale'i de o seviyeye alıyorum ama mesela Clooney'miş, Val Kilmer'miş, onlar çok zayıf kaldı. Abi Christian hatta çok, en çok son şey değil ya miydi? Adam karakteri. En son... Ben Affleck. Çok kötü kastı yani beni. Ben onu hiç sevmedim ama o filmin de giriş sahnesi, bu Superman vs. Batman filminde. Tamam. Ben onu ne zaman görsem ağlıyorum ya. Gerçekten. Hani bu filmi koymayacak. O kadar duygusal geliyor ki bana. O sahne çok başarılı. Yalnız yani. Tabii bir detayı da unutmayalım. Önceki üçlemede Nolan mükemmeldi yönetmen. Burada o seviyeyi yakalayabilecekler mi? Bu Matt Reeves... en son Netflix'e bir bilim kurgu Away, birazcık duygusal bir yaklaşımla Away'i çekmişti. Hani çok geçmişinde böyle bu tür şeyler olan bir adam değil. Ama Pattinson'ın da Nolan'la bağlantısı var Tenet'te. O Tenet'te biliyorsun çok büyük bir rolü oynamadı. Yardımcı erkekti ama ben çok beğendim. Başarılı oldu. Çok başarılı. Gerçekten çok iyi oyuncu. Bir de bu filmde hani farklı olarak şey yapacaklar. O giriş hikayesi olmayacak. O yüzden ben aslında Ben Affleck'in o sahnesinden bahsettim. Çünkü bence çok etkileyiciydi. Ama filmde öyle bir sahne görmeyeceğiz. Batman oluşunu görmeyeceğiz çünkü. Önümüzdeki haftalarda Türk oyuncularla röportajlar yapacağız. Murat abiyle beraber oyunlar oynayacağız. Yani çok Eyvallah. Daha keyifli, çok güzel bölümler gelecek. Düşüneceğim, champion seçebilir miyim? Kendi yerime kızlarımı falan oynatabilir miyim? Abi öyle bir seçeneğin yok. Senin kızlardan ben korkarım. Skandal. Onlar peki, beni yener yani. Peki. Ama her bölümün sonunda bir retro oyunu bulmaya çalışacağız. Ya bugün buluruz de. Herhalde ama tabii zamanı... daha iyi kullanmak adına bazen konulardan keseceğiz, atacağız. Çünkü yapacak çok fazla, evet, ekleyecek çok fazla şey konu. Peki bu var. Hafta yapımcımız Ali Hunter'ın hayranlıkla oynadığı... 97'lerden GTA'yla... Evet. Şunu söyleyeyim, ben oyunun karakterine uzağım. Yani kaldırıma çık, kadını ez, beyzbol sopasını al, adamı döv.
istediğin yere ateş et falan, bu pek hoşuma gitmiyor bak. Ne yalan söyleyeyim. Hani burada ebeveynler tarafındayım. Abi ben beynim. Hayır bak, ama tamam bağlayacağım. Yani ben ebeveyn tarafındayım. Acaba diyorum yani. Bu sıkıntı yaratabiliyor ama işin bir de şöyle bir tarafı var. Bunu bir psikoloğa sormak lazım. Şuraya bir koltuk koysun öyle hantır haftaya. Ben şuraya uzanayım. O da bir konsept. O da olur. Şuraya uzanayım. Dertlerini anlat konuşalım. Abi bence olur. Her neyse, ama bir tarafıyla da o hayvansı, o vahşi dürtülerini insanın bir yerde boşaltması lazım. Evet, onun bu oyunda iyi bir şey olabilir. Bence pozitif yani. Yani ben çok sevmemiştim oyunu ama şuna da, o zaman PlayStation 1'de ya da 2'deydi tam hatırlamıyorum tabii. Sen daha 7 yaşında falandın tahmin ediyorum. Ben daha yani 97-98 olabilir. Bir çığır açtı arkadaşlar. Yani bu makinayla, bu oyun, bu dünya, işte dünya. O açık dünya fikrini belki bugün burada Lost Ark'lardan, Warcraft'lardan, Elden Ring'lerden bahsediyorsak, o kapıyı ardına kadar açan oyun kesinlikle GTA'dır. Birçoğumuzun çocukluğuna damga vuran oyun GTA Vice City. Sadece çocukluğumuzda değil, oyun dünyasına da bomba gibi düştü. Yani o kadar farklı şeyler, o kadar yenilikler getirmişlerdi ki oyuna hiç kimse inanamadı. Ben o ilk girdiğimiz heyecanı falan hatırlıyorum. Asla geçilemeyen o helikopter görevini deniyoruz olmuyor. Oynayıp da zaten onu hatırlamayan yoktur. Adamlar öyle bir oyun yaptılar ki Rockstar Games her yıl oyun çıkarıyordu. 2 yıl dedi ki ben öyle bir efsane koydum ki ortaya. 2 yıl tası tarağı topladı, 2 yıl oyun çıkarmadı adamlar. Bir kere GTA 3'e göre inanılmaz bir haritası vardı. Yani bir de açık dünya fikri, hareket kabiliyeti, karakterler yani o dönemin piyasasına göre inanılmaz bir oyundu. Hareket kabiliyeti çok yüksek, açık dünyada roleplay'e kendini inanılmaz kaptırıyorsun. Hikayesi insanı çok içine çekiyor. En önemlisi bence o dönem için çok cesur bir hareket olan yaptığımız serserilikler. Herhalde oynarken yapmadığımız illegal bir içerik kaldığını düşünmüyorum. İnanılmaz bir oyundu. Vice City'nin ilk görevi motosikletimiz var. İnanılmaz bir ortam gerçekten. Giriyorsun işte etrafı bir gezme, ne oluyor ne bitiyor anlama isteği. Serseriliklerin içine kah İtalyan mafyası, kah Kolombiyalılar sürekli peşimizi bırakmıyorlar falan. Müthiş bir ortam. Tetikçilik, kuryelik, gangsterlik hepsi bizde. Kendi evimizde Malibu Club'ı falan alıyoruz. Öyle bir inanılmaz ortamımız var. Bir de bu şekilde anlatıyorum çünkü gerçekten role insan o kadar kaptırıyorduk kendini. Bu tarz bir oyun yok oyun piyasasında. Şöyle bir şey yok mu? Hani o nesli şimdi biz onları oynadık. Şimdi aşağıdan gelen nesli şey diyoruz. Abi böyle bir oyun vardı, çok efsaneydi, kesin oynaman lazım. Biz oynadık. Ya aşağıdan gelenleri de zorla oynatmaya çalıştığımız oyunlardan biri. Oyun sektörünün gidişatını değiştiren oyun diyebiliriz bence. Çünkü bu oyundan sonra insanlar şey fark etti. Açık dünyada oyuncuların ne kadar çok vakit geçirmekten keyif aldığını, RPG oyunlarında bile uzun hikayeli modların oyuncular tarafından çok sevildiğini, illegal içeriklere sahip bir oyunun aslında oyuncuları kötü etkilemediğini fark ettiler. Ve oyun piyasasını gerçekten yönünü değiştirdi. Gönlümüzün de oyun piyasasında efsanesi. Bu bölümün sonuna geldik. Oyun sonu canavarı şimdi şuradan... Fırlayacak. Hoş geldin aramıza İpek öncelikle. Çok keyifli bir sohbet oldu. Önümüzdeki bölümlerde de bu sohbeti devam ettireceğiz. Yeni röportajlar yapmaya çalışacağız. Yeni yıldızlarla konuşmaya çalışacağız. Challenge'lar. Beni biraz korkutsa, biraz korkutsa olur, da. Yani kısacası keyifli bir yarım saat. Keyifli bir saat geçirmenize çalışacağız.